Evet gündem manşeti ikinci bölümüyle devam ediyor. Fatih Altaylı demiştik imam nikahı saçmalı istiyorsan şeriat devletine git demiştik. Konuğuna arkadaşlar hazırladı. izleyelim. Evet önce diyor resmi nikah olmadan imam nikahı saçmalığı diyor. Ama o saçmalık dediği şey benim inancıma göre, yani kendisi inanmayabilir, elhamdülillah ben Müslümanım, kendisi olmayabilir, buna da saygım var. Benim değerlerimi kendisi taşımayabilir, buna da saygım var. Ama kendisi de bana saygı duyacak. İmam nikah saçmalık değildir. Eğer gayri meşru çocuklarınızın olmamasını istiyorsanız, zina yapmak istemiyorsanız imam nikahı yaparsınız. Kendisinin yoktur vardır, onu bilemem. Ama önüne uyanık bir şekilde, uyanık bir gazeteci olarak önce resmi nikah yoksa deyip ardından da imam nikah saçmalığı Fatih Altay'lı aklamaz. Geçmişte başörtülülere yönelik söylediği sözler de hala aklımızın bir köşesinde. Bakın Tuna Bey bir okuyayım. Radyo D'de program yaptığı zaman neler söylüyor? Başörtülü kadınlara. Fatih Altaylı geçmişte ne demişti? Radyo D'de program yapıyor. Aynen aktarıyorum harfi harfine yanlışlık olmaması adına. Babali Yokuşu isimli bir program yapıyor. Ve Hürriyet Gazetesi'nin haberlerini okuyor. Hürriyet Gazetesi'nin manşetini aktarıyor. Diyor ki Marmara Üniversitesi önünde başörtülü kızlar eylem yapıyor. Tabi o dönemde başörtülü kızlar üniversite kapılarından içeri giremiyorlardı. Ya açılıp saçılacaklardı ya da dini inancını yaşamak için okullarını bırakacaklardı. İşte tam da o günlerde aynen şöyle diyor. Bir kadın var orada. Hürriyet gazetesinin manşetine yer alan başörtülü öğrenciyi gösteriyor. Kadın olduğunu hiç de zannetmiyorum. Bu büyük ihtimalle bir fahişedir. Bir pankart açmış öğrenci değil. O buraya getirilmiş bir fahişe. Üniversite önünde eylem yapanların arasında bakıyorum da öğrenci yoktur. Belki bir iki tane. Bunlar kevaşe, kevaşe. Toplanmışlar oraya ellerinde. Tabi bir üniversite öğrencisi de deprem mağduru. Demek ki 7.4 yetmedi mi? Diyor elinde bir pankart var. Bunu gören Fatih Altaylı bakın ne diyor. Bunları odunla döveceksin. Zaman zaman kim askerlerin gereksiz çıkışlar yaptıklarını düşürdüm ama düşünürdüm ama bunlar hiç gereksiz değilmiş. Bu sürüsünü az bile yaptıkları. Bir kelime kullanıyor. Bunlara daha örgütlü çıkışlar yapmak lazım. Bunlara balans ayarı lazım. Balans ayarı. Bunları takacaksınız rot balans makinesine döndüre döndüre balans yapacaksınız. Bakın kızlara yönelik, kadınlara yönelik bu ifadeleri kullanıyor. Fahişeler, fahişeler, satanistler diyor. Yine az önceki o 7.4 pankartı taşıyan kız öğrenci 7.4 yetmedi mi diyor? çok edepsiz cümleler, kelimeler sarf ediyor. Hepsini aktarmıyorum. sansürlüyorum. Size neyip yetin neyip neyin yetip yetmeyeceğini biliyorum da diyor devamını getiriyor. Fatih Altaylı dediğiniz böyle bir anladınız siz onu. Rütük var. Değil mi? Ya. Yani, ee, Fatih Altaylı'yla 95 yılında bir anım vardır benim. Gördüğüm bir şey vardır. 95 yılında tanık oldum. Komikti ya, bir gün anlatırım. Fatih Altay 95'teki bir anı. Evet. Anlatırım gün 22 sene önce. Neyse. Şimdi e, Yani Fat diyor ki nikahı savunacaksan Fatih Altay'dı şeriat devletine. Fatih Altay'dı. Bunu an, bir devlet adamı da demişti. Şimdi yaşamıyor. Fatih Altay şu an haber müdürü değil ya şeyde, Habertürk'te. Genel yayın yönetmeni olmadığı için biraz şey yapıyor. Tamam e, tepkisi buna mı? E, psikolojisi belki ondandır. Çünkü genel e dini, genel dini, ne, dini ne günahı var? E, Olur mu? Oradan vuracak işte hükümete. Şimdi e, nasıl papaz, rahip kilisede nikah kıydığında işte yoklukta ve açlıkta, savaşta ve barışta bilmem ne de bilmem ne de birbirinizi hiç bir zaman ayırmayacağınız, yani ne yapmayacağınız yapmayacağız ya filmlerde. Şimdi bunu yaparken aha ne güzel falan izliyorlar değil mi? Şimdi, ne hoş ne estetik vahh ne kadar güzel falan. Orada bir şey olmuyor. O da laiklik kimsenin aklına gelmiyor. Ama mesela bir imam İslami esaslara göre nikah kıydığında olamaz bu. Aykırı bu. Şeriat bu, bu, başka bir şey. Hemen kıyameti kopartıyorlar. Yani uyguladıkları retoriden, şeyden bahsediyorum. Çelişkiden bahsediyorum. Şimdi kardeşim İslami esaslarda imam nikahı zorunludur. Burası Müslüman bir ülkedir. Müslüman bir ülkede imam nikahı yapılır. Tamam mı? Ya kendileri müftüde, yapmayabilir, kendileri müftüde, saygı duymayabilir. De, yok yok. Kendileri layıklık elden gidecek deyip yapmayabilir ama müftüde, yapanlara da karışamaz. Hayır müftü de nikah kıyar. Nasıl bir belediye görevlisi nikah kıyabiliyorsa müftü de resmi nikah kıyabilir. Tabii ki resmi nikah olacak. Resmi nikah kadınları... Yani bayanları korumak için yapılan bir şeydir. Ona kimsenin bir şeyleri yani yapılacak yok. Yapılacak o. O resmi nikah olacak. O kesin. Ama imam nikahı da o da bir gerekliliktir. O da bir zorunluluktur. Hayır. Bunu da, bunu da yani İslami açıdan zorunluluktur. Bakınız, bu, bunu eğer... da yapmak isteyenlere sen suçlayamazsın. Böyle bir aşağılamaya gidemezsin. Böyle bir şey bir dünya yok. Şimdi Fatih Altaylı'ya şunu sormak lazım. Biz bu imam nikahını yaparken buna mehv diyoruz. Mihr aynı zamanda bir meleğin adı evet. ve bu mihr anlamı da bu meleğin anlamı da her türlü anlaşmanın üzerinde olan demektir. Mihr'de eğer kişi gerçekten dinine bağlıysa, hakkı hukuku bilen bir erkekse, Allah'tan zerre miskal kadar korkuyorsa, zaten kadına yollarını ayırdıktan sonra dahi o kadının zor duruma düşeceğini bilip mihr hakkını verir. Evet. Mihri de dinen Kadın kendisi belirler. Koca da bunu evlenirken kabul eder. Yollar ayrılırsa, anlaşamazlarsa eş bunu öder. Evet. Ama günümüzde bunu ihmal ettikleri için ve ihmal edebildikleri için resmi nikah şarttır, gereklidir. Amenna. Ama burada uyanıklık yapıyor. Ve o burada bu kağıtta aktardıklarımın zihnindeki o zihnindeki hala aynı şeyler var, dışa vurumu var. Resmi nikah derken sonra ne diyor? Yeni nikah saçmalığı. Ha sen dini nikah saçmalık deyip üzerine de ya şeriat istiyorsan hadi git şeriatla yönetilen bir devlet edersen senin içindeki kininin kustuğu açık açık açı açı ortaya çıkıyor. Ya Fatih Altay'ı ciddiye almayın ya. Ya Fatih Altay'ı ciddiye alınacak bir adam değil. Ciddiye alınacak adam değil dediniz. Bu Yok. ülkenin ilk onda ilk onuna giren kanallarda Umrumda program değil. yapıyor. Umrumda değil. İstersen, istersen CNN International'da yapsın. Bana ne ya? Ha bir de tartışma. Ben onu demiyorum. Ciddi almayın ya. Yani. Her tartışmanın kendisi de saçma. Biz az önce Levent ne dedik. Levent Kırcayla yaşadığı polemiği hatırlıyor musun yayında? E, Levent Kırca ağzına tükürdü. Tamam hatırlıyorsun değil mi o Hatırlıyorum tabii. Yani. Levent yani. Kırcayla da şimdi milyonda biri doğru aynı değil ama ağzını tükürdü. Sana iddia ediyorum. Geç şimdi haber türkün genel yayın yönetmeni olsaydı var ya Fatih Altaylı. Bu böyle bir şeye demezdi Böyle bir çıkışta bulunmazdı. Bu ve buna benzer çıkışları devam ediyordu biliyorsun. Ne yapalım yani böyle yani. lastikleri susturmak tamam için mı? Yani. genel yayın yönetmenliği yani mi? Yani? Ben, ben, hayır canım ben ne demek istediğimi anla yani. Kardeşim <laughs> seyirciler de anlıyor. Tamam mı? Bu, bu böyle bir şey. Fatih Artaylı çok da ciddi anlayacak bir gazeteci değildir. Onun bir, çok iyi bir gazeteci olduğunu söylediğinde Yo, bu, ben bu adam iki kriterlerinden şüpheliyim zaten bak, de yani. Bu adam aynı zamanda darbeci. Ya neyse biliyoruz. niye darbeci? Ne diyor? 28 Şubat hepsini biliyorsun ne oldu? Balans ayarı vereceksin diyor. Şurada bir şey diyordu. Evet, askerler evet. ne de haklıymış diyor demek ki 15 Temmuz'u işten işten istemiş. Ya biliyoruz. Ozan tanıyoruz biz onları. Ben onu 95'ten biri tanıyorum. Sen o 95'te de tanık olduğum şeyler var. bu bu mesele neyse çok önemli. Değil. Konuşmaya çok değecek biri değil ya. Boşver. bu böyle demiş. Böyle böyle ciddi almayın ya falan. Yani boşverin. Ya. Yani yani programı kendisi de saçma olmuş. Çünkü ben bir program yapsam <laughs> boşanmanın sonuçları değil de sebepleri konuşurum. Bu insanlar niye boşanıyor derim. Önce birinci programı bundan başlardım. Yani eğer boşanmanın sebepleri üzerinde konuşursanız ve boşanmaları azaltırsanız zaten sonuçları konuşmaya pek de gerek kalmaz.